Tansiyon ve nabzı ölçer misiniz? Nabız 58. Efe, oğlum, bir şey mi var? Ben polis memuru Serhat. Oğlunuz kaza geçirdi. Ne? İyi mi? Durumu ağır mı? Yaşıyor mu? Nerede şimdi? Merak etmeyin efendim. Ambulansa konulurken yaşıyordu. Genç bir kız olacaktı yanında. Azize. Başka bir yaralı yoktu. Kaza sırasında arabadan fırlamış olabilir. Teşekkür ederim. Verda. Ne var, ne Efe, oldu? Efe, çocuklar kaza geçirmişler. Efe kaza mı geçirmiş? Evet. Oğlum, oğluma bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum ama Azize de yok, bulunamamış. Aziz amca ne oldu? Senin ne işin var evde? Efe ile beraber değil miydin sen? Niye bıraktın onu? Dur Verda, sakin ol lütfen. Ne oldu Azize, anlat, ne oldu? Efe beni eve bıraktı, arkadaşlarıyla yemeğe gitti. Bir şey mi oldu? Kaza geçirmiş, anladın mı? Kaza yapmış. Ne kazası? Yürü Şeyda. Hadi Verda. Sen gelmiyorsun, anladın mı? Seni etrafımda görmek istemiyorum. Oğlumdan ve ailemden uzak duracaksın, anladın mı? Yavrum, yavrum oğlum. Durumu nedir? Trafik kazası. Ön camdan fırlamış. Şuur kapalı. Başından darbe almış. Nabız 58. Hemen MR ve beyin tomografisi istiyorum. Bir kaza olmuş. Oğlumun adı Efe. Efe Aslan. Trafik kazası. Oğlunuz az önce geldi. Ameliyata hazırlanıyor. Ameliyathane nerede? Şu tarafta. Hadi yürü. Doktor bey, durumu nasıl? Subdural hematom tespit edildi. Yani beyin zarısında ufak bir kanama var. Şimdi kanı boşaltacağız. Daha sonra da seyri takip edilecek. Hayati tehlikesi var mı? Bunu söylemek için erken. Babacığım gel, otur. Anne sen de gel. Gel. Allah'ım yalvarırım Efe'ye bir şey olmasın. Yoksa ben ne yaparım? (Gülüyor)
Allah'ım yalvarırım Efe'ye bir şey olmasın. Kim ne derse desin hastaneye gideceğim. Efe'yi görmem lazım. Oh be! Sonunda başardım. Müge, sen iyi misin? Şahaneyim. Sen? Dur. Gel. Ya, bıraksana. Benim yardıma ihtiyacım yok ki. Hadi gel, sen de yanıma otur. Müge, topla kendini, hadi. Ne yapıyorsun ya? Şşş! Ne yapıyorsun? Hasta mısın? Şşş! Ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Manyak mı bu kız ya? Sessiz ol! Koltuk altımdan kızı hadi. Şşş! Yavaş ol, duyacaklar şimdi. Tutma! Gıdıklanıyorum! Hadi! Ne oluyor? Ne oldu sana böyle? Alo! Hadi! Hey! Anne, baba, uyanın. Ben geldim Müge. Hadi. Ya, sakin ol. Bıraksana hadi gel. Ya. Kızım gel. Ben sarhoş falan değilim. Hadi. Baksana bana. Dur bir şunları çıkaralım. Sen neden bu kadar beyazsın? Bulutların içinde falan mısın? Sen bir melek misin? Hayır, ben Azize'yim. Annene sorarsan da bir şeytanım. Ne fark eder ki? Bilmiyorum. Sonuçta bir şeysin. Ben hiçbir şey değilim. İster Azize ol, ister şeytan... Ben yine de seni sevmiyorum. Müge, kendini toplamalısın. Korkunç bir şey oldu. Müge! Müge! Bir şey mi oldu Azize? Efe. Efe'ye ne oldu? Efe kaza yapmış, şu an hastanede. Aman Allah'ım. Ne zaman? Nerede? Nasıl yani, anlayamadım. Efe! Yoksa... Ne durumda olduğunu bilmiyorum. Verda teyze de benim hastaneye gelmeme izin vermedi. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız. Hemen gitmeliyiz. Hangi hastanedeler? Bilmiyorum. Ama gerekirse hepsine bakarız. Tamam, tamam kızım. Tamam, çok sakin olmalıyız. Sakin olmalıyız. Pardon. Efe hastanın yakını siz misiniz? Evet, ben babasıyım. Rapor için birkaç kimlik bilgisi almam lazım. Tabii, ben yardımcı olayım size. Tamam. Oğlunuzun adı? Hikmet Efe Aslan. Alo anne. Evet, Hikmet Efe. Baba adı? Evet, Aziz, evet. Anne adı? Tamam. Şimdi ameliyata aldılar. Biz de tam olarak bilmiyoruz. Tamam. Tamam. Anladım. Ameliyata almışlar. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen koru. Hangi hastanedesiniz? Tamam kızım. Biz hemen geliyoruz. Nedenmiş o? Verda, Cem uyuyor. Zehra da evde zaten. Tamam kızım, tamam. Böyle bir günde konuşulacak şey değil bunlar. Tamam kızım, anlaşıldı. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Bizi habersiz bırakma, olur mu evladım? Tamam. Beni istemiyor değil mi? Boş ver onu. Ne dediğini bilmiyor. Aslında pek de haksız sayılmaz. Bütün bu olanlara ben sebep oldum. Belki de ben gerçekten uğursuzumdur. Kendini boş yere suçlayıp durma lütfen. Sonra ikimiz beraber gideriz hastaneye, olur mu? Hı hı.
Demek frenlerin tutmadığından şüpheleniyorsunuz. Evet. Yolda oğlunuzun kullandığı aracın fren izine rastlayamadık. Ya hiç fren yapmamış ki bu pek normal değil, ya da frenleri tutmamış. Anlıyorum. Peki, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Verda, benim hemen emniyete kadar gitmem lazım. Aziz, böyle bir zamanda şart mı şimdi? Öyle gözüküyor ama hemen dönerim. Oğluma tuzak kuruldu. Bu kanıya nasıl vardınız? Trafik polislerinin yaptığı incelemede fren izine rastlanmamış. Evet, oğlum hızlı araba kullanır ama dikkatlidir. Biri frenlerle oynamış olabilir. Peki kimden şüpheleniyorsunuz? Kimseden. Ama gerçekten böyle bir şey varsa bunu bilmek istiyorum. Trafik şubesinden arar, gerekenleri yaparız Aziz Bey. Sağ olun. Efe'ye bir şey olursa... Hanımcığım, ne oldu? Efe kaza yapmış. Herkes benden önce gitmek istiyor. Uyku ilacı almıştım, duymadım. Bu ilaçların özelliğinden midir nedir? Kıyamet kopsa uyanmazsın. Sinek uçsa uyanırsın. Uyanamadım. Bir bardak su ister misiniz hanımcığım? Uyanamadım. Uyanamadım. Doktor bey, durumu nasıl? Operasyon başarılı geçti, kanı boşalttık. Oh. Şu anda tehlike geçti gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi seyri takip edilmeli. Allah'ım, çok şükür. Görebilir miyiz? Hayır. Yoğun bakıma alıyoruz. Bu gece beklemenize gerek yok. Yarın gösterdiği gelişime göre odaya çıkarabiliriz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Oğlumu bırakmam. Oğlumu asla burada yalnız bırakmam. Asla. Efe'ye bir şey olacak diye öyle korktum ki. Geçti artık kızım. Her şey geçti. Her şey mi Aziz? Evet Verda. Her şey düzelecek. Eğer bir parça kocana güveniyorsan. Şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı Aziz. Demek hiç freniz yokmuş. Galiba Aziz Aslan'ın peşini bırakmayanlar var. Önce damadı, sonra oğlu. İlginç. Biri ya da birileri peşinde mi? Yoksa... Yoksa ne? Daha önce bize ipuçlarını toplamadan yorum yapma dediğinizi hatırladım birden. Güzel. Hadi gidip şu arabada neler bulunmuş bir bakalım. Oh, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Tamam kızım, tamam. Ben Cem'le ilgilenirim. Ama siz de eve girip dinlenin biraz canım. Tamam yavrum, tamam. Ben hastaneye gider başında beklerim. Çok şükür, çok şükür yavrum. Görüşürüz. Hadi, hadi. Durumu iyiye gidiyormuş. Neyiniz var? Size iyi haber veriyorum. Siz ölüm haberi almış gibi davranıyorsunuz. Yok, hayır. Çok sevindim. İyi, ben gidip hazırlanayım. Verdalar gelince çıkarız. Kimsenin aklına bana haber vermek gelmemiş tabii. Müge, olanları hatırlamıyor musun? Onlar gittikten sonra geldin. Kendinde de değildin. Yalan söyleme. Ben erken geldim dün gece. Önemli değil Müge. Kimseye söyleyecek değilim. Ben hastaneye gidiyorum. Artık kimseyi dinlemeyeceğim. Günaydın Azize. Ben de seni almaya gelmiştim. Günaydın. Tam zamanında geldin. Hadi acele edelim. Hayırdır? Kaçırdığım bir konum var. Yolda anlatırım. Doktor bey. Aziz bey, heyecanlanmayın. Haberim iyi. Henüz kendine gelmedi ama yoğun bakımdan çıkarıp odaya alıyoruz. Çok kısa da olsa onu görebilirsiniz. Allah'ım çok şükür. Olur. Çok teşekkür ederiz.
Efe kaza geçirmiş. Biz Azize ile birlikte hastaneye gidiyoruz. Hı hı. Tamam. Tamam, hoşça kal. Azize yeter ama öyle durma. Toparla biraz kendini, iyiymiş işte, moralini bozma. Yok, moralim bozuk değil. Dün gece hiç uyuyamadım, o yüzdendir. Azize, istiyorsan sen bugün işe gelme. Yok, geleyim. Evde olmaktan daha iyi. Oğlum, yavrum, evladım. Aç gözlerini Efe'cim, aç. İyileşecek Verda, iyileşecek. Hiç yakışmadı bu yatak yavruma, hiç yakışmadı. Oğlum, aslan oğlum. Efem. Gel, gel. Verda, gel. İyileşecek. Merak etme. Efe. Canım benim. Canım. Fren izlerinin olmadığı raporu verilince zaten inceleme altına almıştık arabayı. Ama cinayet masasının bu olayla ilgilendiğini bilmiyordum. Daha önce soruşturduğumuz bir olayla bağlantısı olabilir. Bu sadece bir kuşku. Bulgularınıza göre soruşturma başlatabiliriz. Raporumda da belirttiğim gibi frenler kesilmiş. Kesin 2-3 aşamalı olduğundan bunun küçük bir bıçakla yapıldığını söyleyebilirim. Maket bıçağı, keskin bir çakı gibi. Peki ya parmak izi? Parmak izi yok. Yapan kişi profesyonel çalışmış. Arka tamponda başka bir arabaya ait boya kalıntısı varmış. Evet. Araba arkadan darbe almış. Koyu renkli bir araba. Keşke daha fazla bilgi verebilseydim. Boyayı incelediğimizde ne tür bir araba olduğunu belki bulabiliriz. Şimdilik tüm söyleyebileceğim bunlar. Teşekkür ederiz. İyi günler. Koruma için Tunceli Hastane'ye gönderelim. Yeniden denerler mi sizce? Mümkün. Ayrıca kimin ne amacı olabilir bu ölümden, onun araştırmasını yapalım. Sen eve gidip soruşturmaya başla. Ben Aziz Bey'le bir kez daha konuşmak istiyorum. Peki. Doktor Bey, şuurunun yerinde olmaması normal mi? Bu tip hastalarda sıklıkla görülen bir durum, merak etmeyin. Peki Doktor Bey, ne zaman kendine gelir acaba? Yakında gelir. Unutmayın ki büyük bir travma geçirdi. Tekrar geçmiş olsun. Şeyda, sen anneni artık eve götür. Bütün gece perişan oldu. Ben iyiyim. Ve oğlumun yanında kalacağım. Burada kalacağım, onun yanında. Verdacığım, şu inadından asla vazgeçmeyeceksin, değil mi? Anne babam haklı. Bütün gece ayaktaydın. Hadi seni eve götüreyim, dinlen biraz. Bir gelişme olursa bizi haberdar edersin, değil mi baba? Merak etme kızım, ararım sizi. Beni umursamıyorlar bile. Efe kaza yapıyor ve kimse zahmet edip de bana söylemiyor. İçerim tabii. Ayılmak isteyen kim? Biliyor musun? Ayırken daha çok acı çekiyorum. Kartal, gelip beni hastaneye götürür müsün? Geçmiş olsun Aziz amca. Hı hı. Sabah Azize'yi almaya geldiğimde duydum olayı. İnanamadım. Sağ ol Emre'ciğim. Gelmemi istemediğinizi biliyorum ama Efe'yi görmek istiyorum. Şimdi görebilir miyim? Ama henüz kendinde değil. Olsun, ben yine de göreyim. Tamam, gir. Efe. Ben sana yalan söyledim. Gerçeği daha sonra anlatırım diye umuyordum. Ama sen oyun bozanlık ettin. Kaçmaya kalktın. Ya ölseydin? Ya ben sana aşık olduğumu söyleyemeden ölseydin? Beni de böyle mi terk edecektin? Bütün sevdiklerim beni terk etti. Hem de dönüş olmayacak bir biçimde. Senin gitmene izin vermeyeceğim Efe. Lütfen. Lütfen hemen iyileş. Beni bırakma.
Hikmet Efe Aslan'ın kazasıyla alakalı bir soruşturma yapıyorum. Birkaç sorum olacaktı. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabii, buyurun. Evde sizden başka çalışan var mı? Var ama şu anda evde yoklar. Son günlerde garip bir durumla karşılaştınız mı? Yabancı birisi, sessiz telefonlar veya buna benzer olaylar. Evet evet, şimdi hatırladım. Anlatayım ben size. Bakın, geçenlerde evin etrafında... Efe Aslan'ın odası mı? Evet. Evet ama giremezsiniz. Nasıl giremem ya? Sen kimsin? O benim kardeşim. Giremezsiniz. Ya nasıl giremezsin talimat dersin? Talimat böyle hanımefendi. Ya ne talimat be? Ha, Müge, ne oldu kızım? Kızınız mıydı? Pardon. Nedir senin bu halin Müge? Ne varmış halimde? Aman tanrım. Müge sen sarhoşsun. Bu halde buraya nasıl gelirsin? Sanki senin çok umrundaydı baba. O nasıl söz? Neler saçmalıyorsun? Tabii ki umurumdasın. Kardeşimi göreceğim ben. Tabii görürsün ama bu halde değil. Buraya arabanla gelmedin inşallah. Merak etme, arkadaşım getirdi. Arkadaşmış. Bana bak küçük hanım. Beni daha fazla sinirlendirme. Şimdi seni taksiye bindiriyorum, eve gidiyorsun. Bu meseleyi seninle daha sonra konuşacağız. Baba, abimi göreceğim yürü ya. Yürü dedim sana, hadi. Tanrı'nın sevgili kuluyu Sümeyra. Bu kaza tam zamanında oldu. Öyle deme Dündar. Gencecik çocuk, yazık. Aziz perişan olmuştur. Yine kendini Aziz'e kaptırmaya başladın. Planlarımızı unutma Hümeyra. Efe fabrikada işe başladığından beri hesapları çok kurcalıyordu. Bir şey bulamaz demiştin, yoksa açık mı verdin? Hayır, vermedim tabii. Ama yine de Efe'nin varlığı canımı sıkıyor. Şimdi iyi, uzak kalacak. Efe'yi tanımaz mısın? Hız delisi. Zaten belliydi böyle olacağı. Ay, inşallah Verdi hastanede değildir. Hiç çekemem onun suratını. Kuşkularınız doğruymuş Aziz Bey. Oğlumu öldürmek istediler. Kim olduğuna dair hala bir fikriniz yok mu? Ne dememi bekliyorsunuz? Ben nereden bilebilirim ki? Belki iş konusunda sorunlarınız olan biri. Belki de oğlunuzun çatıştığı biri. Eski bir sevgilisi bile olabilir. Hayır, böyle birileri yok. Peki. Size Tuncer'i tanıştırayım. Tuncer korumayla görevli. Ayrıca burada 24 saat nöbetçi bırakacağız. Aziz Bey iyi misiniz? Tamam, geçer şimdi. İşin bu noktalara gelmesi korkuttu birden. Ya ailem ya onlara bir şey yaparlarsa? Merak etmeyin. Onları da koruyacağız. Çevrenizdeki herkes soruşturulacak. Adınız Mehmet mi? Hı hı. Kimlik görebilir miyim? Dikili'den geldiniz demek. Evet. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz Mehmet Bey. Buyurun. Ama ben bir şey yapmadım ki. Dur, kaçma. Buraya gel. Dur. Kaçma. Buraya gel. Dur diyorum. Kaçma dedim. Ya ben size bir şey yapmadım diyorum ya. Yürü. Ah Aziz'ciğim, nedir bu başına gelenler? Çok şükür bunu da atlattık Hümeyra. Ameliyat çok iyi geçti diyor doktorlar. Oğlum kurtuldu. Aman geçmiş olsun. Nasıl olmuş kaza? Herhalde yine hız yapmıştır Efe. İçkilidir de. Kaza biraz karışık. Altından ne çıkacak yakında göreceğiz. Yani kasıt mı var diyorsun? Kaza şüpheli görülüyor Dündar. Şüpheli mi? Hı hı. Evdekiler beni şikayet ettiler zannettim. Zaten bir kez de... Bir kez ne? Bakın memur bey, ben kötü bir şey yapmadım. Sadece sevdim. Memleketteyken, yani Dikili'de... Azize'yi istedim, vermediler. Ben de kaçırmaya kalkıştım. Olmadı. Bir daha da kalkışmam zaten. Anlatabildim mi? Neden evin etrafında dolanıyorsun o zaman? Azize için. Bir dakika da olsa görmek yetiyor. Hani insafa gelir de konuşurum diye bekliyorum.
Yeni bir tabanca gördüm, onu istiyorum Arif. Tabanca yerine bilgisayar oyunu alsak olur mu? Neden? Canım neşeli bir şeyler istiyordu ondan. Ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz? Ben gidiyorum. Anne nereye gidiyorsun? Ben de geleyim mi? Hayır bir tanem. Anne işe gidiyor. Babanın işini yapmam gerekiyor. Peki. Biz seninle hastaneye gideriz dayını görmeye, tamam mı? İstemem. Şeyda nereye evladım? Hastaneye mi? Hayır anne, işe gidiyorum. Sonra da hastaneye uğrarım. Böyle bir zamanda işi düşünmene çok şaşırdım doğrusu. Anne böyle zamanlarımız hiç bitmiyor ki. Merhaba. Efe, oğlum, aman Allah'ım, hemşire, doktor, koşun, doktoru bulun. Kimsin sen? Nereye gidiyorsun? Oğlumdan ne istiyorsun? Hangi gerçeği? Ben sana anlatayım gerçeği. Kızın kocasına dönmek istediği zaman çıldırdın. Ve gidip oğlumu öldürdün. Suçu üstlenmesi için şoförüne kaç para verdin Aziz? Bu Orhan başımıza dert açacağı benziyor Aziz. Efendim, öyle mi? Hemen geliyorum Turgut Bey. Aramadı mı? Hı? Kim? Telefon beklediğin her kimse. Dün gece Efe hediye etmişti bunu bana, beni aramak için. Anladım. Efe için kaygılandığını biliyorum ama her şey düzelecek. Teşekkür ederim Emre, sen çok iyisin. Azize bak ne diyeceğim. Bence bugünlük bu kadar çalışma yeter. Artık Efe'nin yanına gitmelisin. Senin onu görmeye, onun da seni görmeye ihtiyacı var. Merhaba. Şeyda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efe'ye bir şey mi oldu yoksa? Hayır, hayır. Az önce Hayruş'la konuştum. Yanındaymış, iyiymiş. Ben iş için geldim. İş mi? Tarık'ın işini devralıyorum.
Hukuki bir takım işlemler gerekebilir. Senden yardım isteyecektim. Benimle iş yerine gelip gerekli evrakı düzenlememe yardım eder misin? Seve seve tabii ki. Bu arada çalışma kararını ve yeni işini kutlarım. Ben de çok sevindim. Sağ olun. Efe iyileştikten sonra yeni evimde kutlama partisi yaparız. Tabii ki tanıyorum. Mehmet bizim hemşehrimiz, Dikili'den. Azize'yi kaçırmaya kalktığını söylemiş. Doğru. Demek yine vazgeçmemiş. Frenleri o mu kesmiş? Sanmıyorum. Onun derdi Azize'ye aşkını anlatabilmek. Zavallı. Bu kadar aşık olduğunu tahmin etmemiştim. Görüşmem mümkün mü? Tabii. Hı-hı. İşlemlerini tamamlayalım. Zaten serbest bırakılacak. Çok korktum Efe. Azize. Yanımda kal. Bir daha asla senin yanından ayrılmayacağım ki. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Efe? Aşkım? Ne oldu sana böyle? İyi misin canım? Ama merak etme, artık yanındayım. Müsaade edersen sevgilimle yalnız kalmak istiyorum. Tabii. Azize hayır. Azize. Azize dur. Tamam aşkım. Sakin ol. Her şey yolunda. Azize. Bak Mehmet. Seni çocukluğundan beri tanırım ve çok severim. Bir hata yaptın, affettim. Ama Azize hakkındaki ısrarın beni çok üzüyor. Buralara geldiğinden haberim yok. Evin etrafında dolanacağına kapıyı çalıp derdini anlatsaydın ya oğlum. Haklısınız Azize amca. Hata yaptım. Önemli değil. Gençlik hataları bunlar. Dikili'de yaptığım hatadan sonra kapınıza gelmeye utandım. Uzaktan da olsa Azize'yi bir göreyim dedim. Hani bir fırsatını bulur da konuşurum diye. Bizim Zehra'nın polise anlattığına göre konuşmuşsun da. Pek konuştuk sayılmaz. Yine tersledi beni. Ah be Mehmet. Hala anlamadın mı oğlum? Azize seni sevmiyor işte. Bu işler zorla olmaz ki. Ama Azize amca, ben Azize'yi çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Peki şöyle yapalım. Sen Azize'ye bütün duygularını bir kez daha anlatsan ve o seni dinlese. Ve cevabını verse. Hı? İster misin? İstemez miyim Azize amca? Ama Azize'nin cevabına saygı göstereceksin. Peki Azize amca. Anlaştık. Ben Azize ile konuşup seni arayacağım. Azize'yi seviyorum Tuğçe. Seninle aramızdaki her neyse bitti. Seni kırmak istemiyorum. Sen iyi birisin. İyi vakit geçirdik. İyi vakit geçirdik öyle mi? Bak ben... Tamam kendini yorma. Belki de hala kendine gelemedin. Bunları sonra konuşuruz. Sonrası yok Tuğçe. Yanılmışım. Aşk diye bir şey varmış. Sen gerçekten aşıksın. Anne neden bu kadar uzatıyorsun? Azize Efe'nin yanında kalmak için ısrar etti. Hem bunda ne var anlamıyorum. Şeyda çok haklı. Ne varmış bunda? Anne Azize'yi yeterince şımarttın zaten. Lütfen bu meseleye karışma olur mu? Öyle olsun. Hadi canım hadi yatma vakti. Ama Ayruş. Üf. Hadi yürü. Sen bari üzme beni. Allah İyi Allah. Geceler. Ben Efe'nin yanında sen varsın diye içim rahat eve geliyorum. Oysa senin yaptığına bak. O kızın ne işi varmış Efe'nin yanında ha? Ha ben kalmışım hastanede ha Azize. Ne fark eder? O da ailenin bir parçası sayılır. Nereden çıkartıyorsun o kızın bu ailenin bir parçası olduğunu? Hı? O kız bu ailenin parçası değil. Ve asla da olmayacak. Bunu kafana sok. Müge nerede? Göremedim onu. Odasında yatıyor. Onunla konuşacaklarım vardı ama neyse artık yarına kaldı. Size iyi geceler. İyi geceler kızım. Verda'cığım, şu zor günlerimizde biraz daha anlayışlı olabilir misin? Bilmiyorum Aziz. Son zamanlarda kafam o kadar karışık ki.
Artık doğruyla yanlışı bile ayırt edemez hale geldim. Biliyorum sevgilim. Ama bana güvenmelisin. Bana biraz zaman ver Aziz. Yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Pekala Verdar, sen nasıl istersen öyle olsun. Sana masal anlatayım mı? İstemem. Bak bakayım bana. Senin neyin var, dayına mı üzüldün yoksa? Ona da üzüldüm. Başka neye üzüldün? Hiç, yok bir şey. Ama büyük büyük annelere yalan söylenmez. Onlar her şeyi bilirler. Annenin işe başlamasına mı üzüldün yoksa? Aa, nereden bildin? Annen işe gidecek, çalışacak, sana daha çok oyuncak alacak. İstemez misin bunu? İstemem. Babamın işinde çalışacak. Babam çalışırken eve gelmezdi. Sonra o gitti. Annem çalışacak, o da gelmeyecek. Ben hem annesiz hem babasız bir çocuğum. Benim kimsem yok. Canım. Şeyda kalacaktı bu gece ama o kadar yalvardım ki o da dayanamadı, eve gitti. Zaten sen gelmeseydin ben kalkıp gelecektim bu gece. Azize. Efendim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Benimle evlenir misin? Al, al. İşte al. Hepsi burada. Hepsi burada. Bütün rezillikler burada. Bütün belgeler. İşte oğlunun yaptığı bütün pislikler burada. Oğlun asla temiz biri değildi ama ölümü hak etmemişti. Ve benim bu ölümle hiçbir ilgim yok. Bana oğlumu kötülemek için mi geldin buraya? Hayır. Sadece oğlumu ve beni rahat bırakmanı söylemek için geldim. Sen ne zırvalıyorsun? Şimdi de iftira atmaya mı başladın? Şımarık oğlunun başına gelenlerden beni mi suçluyorsun? Oğlumun başına gelen tesadüf değildi. Önce arabasını sabote ettiler. Sonra bugün biri hastaneye geldi, oğlumu öldürmeye kalktı. Ve ben o kişiyi takip ettim. Ne garip tesadüftür ki adamın arabası buraya geldi. Tam senin kapının önüne. Saçma! Saçmaymış. Üstelik arabanın tamponundaki boya izi hala duruyor. Bak oran. Biz akrabayız dedim, bugüne kadar sustum. Suçlamalarına ses çıkartmadım. Ama oğlumun veya ailemden birinin başına bir şey gelirse gözümü kırpmadan seni öldürürüm. Anlıyor musun? Öldürürüm seni gözümü kırpmadan. Bu gece otelde kalmak en doğrusu. Yalnız kalmak istiyorsun Derda. Hangi aile Aziz? Bırak bu sıradan lafları. Ne ailesinden bahsediyorsun sen? Yıkıldık. Yapma Verda. Biraz tartışmış olmamız bizim ailemizin yıkıldığı anlamına gelmez. Bir şey daha var Aziz. Bilesin diye söylüyorum. Torunumu sizden alacağım. Hiç sanmıyorum Orhan. Bekle ve gör Aziz. Nedir senin bu halin Müge? Ne varmış halimde? Aman Allah'ım. Sen sarhoşsun. Bu halde buraya nasıl gelirsin? Sanki senin çok umrunda Ali Baba. Benim Hümeyra ile beraber olduğumu nasıl düşünebilirsin? Beni hiç mi tanımadın?
Maalesef ben seni hiç tanımamışım Aziz. Kim bilir benden sakladığın daha neler vardır. Bak, senden bugüne kadar hiçbir şey saklamadım, saklamam da, anlıyor musun? Bunlara inanmamı beklemiyorsun herhalde, değil mi? Söylesene Aziz. Sen neden Azize'ye çocuklarına verdiğin değerin aynısını veriyorsun? Ha? Yoksa... Yoksa o konuda da mı bazı şeyleri saklıyorsun benden? Doğruyu söyle. Ne demek istiyorsun Verda? Bana gerçeği söyle. Bana gerçeği söyle Aziz. Yoksa Azize senin kızın mı? Efendim Dündar. Aziz nasılsın? Evden aradım ama çıkmışsın. Söylesene kuzum nerelerdesin? Bu gece otelde mi kalacaksın? Nereden icap etti bu şimdi? Sorma, uzun hikaye. Sonra anlatırım. Hayırdır? Bu saatte aradığına göre önemli bir durum mu var? Yok yok, meraklanma. Yarın sabah 9'da Fransızlarla olan toplantıyı hatırlatmak için aramıştım. Tamamen aklımdan çıkmıştı. İyi ki aradın Dündar. Bugün yaşadıklarından sonra normaldir. Tamam, yarın görüşürüz. Ne olmuş? Otelde mi kalıyormuş? Söylesene. Amacımıza ulaşmaya çok az kaldı Hümeyra. Çok az. Uyuyamadın mı? Belli ki tek uyuyamayan ben değilim. Haklısın galiba. Aziz uyudu mu? Aziz evde değil anne. Hastaneye mi gitti? Sanmam. Durum sandığımdan da ciddi galiba. Şimdi neden uyuyamadığımı anladın mı anne? Hı? Ben nerede hata yaptım? Hı? Söylesene anne, suçum ne? Boşuna suçlu arama yavrum. Hayat bu. Her şey düzelecek. Nasıl düzelebilir ki? Eminim Aziz şimdi o kadının kolları arasındadır. Öz annem, sen de bunun böyle olmasını istemedin mi ha? Yok hayır. Hayır, böyle düşünmemelisin Verda. O senin evliliğini kurtarmak için yaptığın bir oyundu. Oyun da ha anne? Oyun öyle mi? Evet kızım, evet. Oyun da olsa artık çok geç. Gerekirse Aziz'den boşanacağım anne. Allah korusun. O nasıl söz öyle? Sen boşanmaya karşısındır. Hep demez misin bizim ailede boşanma asla olamaz diye? Yanılmışım anne. Yanılmışım. Gerekirse boşanacağım. Ne işin var senin burada? Dertleşecek birilerine ihtiyacın vardır diye düşündüm. Doğrusu çok şaşırdım. Beni içeri davet etmeyecek misin? Efe? Yeni uyudum.
Bir dakika dışarı gelir misin? Seninle konuşmamız gerek Azize. Dinliyorum. Bak Azize, Efe ile aramızdan çekilmeni istiyorum. Efe seni değişik buldu, senden hoşlandı. Kendisi bunu aşk sanıyor olabilir. Sen de bunu fazla ciddiye aldın. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bugün Efe'ye söyleyecektim ama sağlığını düşünerek erteledim. Ben hamileyim Azize. Ve babasız bir çocuk büyütmek istemiyorum. Beni anlayacağını umuyorum.